Vallahi filozof gibi konuşuyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Necmi Hanım da öyle dedi. Filozof gibi konuşuyorsunuz acaba, yani. Bu kelimeniz beni kıskandığınız yok, için mi? Yok yok, kıskandığım için değil. Sizi övdüğümü övmek için söylüyorum. Teşekkür onu. Ediyorum. İnşallah sizin de hayatınıza benim kelime dağarcığımın geniş olması gibi birkaç tane kelime eklemiş olurum. Benden sonra en azından bir gülümsersiniz, güzellik demeye başlarsınız. Benim ben zaten gider. Hep gülümsüyorum. Hiç somurtkandırma. Size bir şey söyleyeyim mi Ayşe Hanım? Gülümse. Bu arada ne alaka diyeceksiniz de. Birkaç aydır Maşuk'a bir sessizlik gelmişti. Ayşe Hanım siz konuştunuz, alo demeye başladı. Tekrar Maşuk aramıza döndü. Sanırım sizin bu güzel cümleleriniz, konuşmalarınız Maşuk'u tekrar dile getirdi. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten alo dedi de. Duydunuz mu? Rica ederim. Vallahi kaç aydır konuşmuyordu. Biz de ne oldu diyorduk Maşuk'a. Balzamik sesli sirke buna çok güzel tat veriyor derken doğruymuş, bir ona bakayım dedim de. Bu aslında benim tek korktuğum şey yemek ara sıcaklardan bir tanesi. Çünkü bu normalde çiğ oluyor. Bu güzellik de bana filozof diyor, siz de öyle dediniz. Bunun güzellik anlamını hanım size diyorum. Bize açarsanız kelime daracağın yüksek diyorsunuz yani. Güzel konuşuyorsunuz. Onun için diyorum filozof. Ha, siz takdiri mi yiyin? Tabii takdir ediyorum size. Takdir ediyorsunuz. Evet. O bir tek benim. Güzel konuştuğunuz filozof için söylüyorum. Ne? Teşekkür ediyorum. Neydi, filozof dedim. Filozof. Kadınlar bir anlamında söylüyor. Tabii takdir İyi anlamında söylüyor. Kadınlar birer cevherdir. Onu yukarı çıkartmak buyurun için bir başka insana ihtiyaç vardır. İnşallah. Bak yine şimdi onun gibi konuştum. İnşallah bunda da ihtiyaç duyan kişi ben olurum. Bir tane de bıçak rica edeceğim Gökçe'ciğim. Bıçak. Sana unutmuş. Beni rakip gördüğü için Ayşe Hanım bana puanı eksik verdi. Öyle mi? Gelinizi rakip tabii mi gördü? Tabii gelini rakip gördü. Beni onun için eksik. Güzelliğini kıskanmış olabilirim puan. Güzelim. Öyle mi? Ay sağ ol. Teşekkür ediyorum. Siz de güzelsiniz. O gözleri benim için bakmıyor ama güzel gözüküyor. Ama şimdi benim yani yağlamayı teşekkür ederim, sağ ol. Yağlamayla sağ ol, şimdi dünkü ediyorum yağlamayla bu yağlamanın arasındaki farkı kendin dur şimdi tadına bakacağım, vereceğim. Tadına bak, görüntü olarak bir önce şey güzel, yap. Güzel, görüntüsü güzel. Heh. Tadı da ona göre güzel. Tadına güzeldir da bakayım ona göre. Tadı da ona güzel, ona göre güzeldir. Yine de onlara kızmıyorum. Bana filozof Ayşe demeleri hoşuma gidiyor. Güzellik dediğim için bana güzelim de diyorlar. Hoşuma gidiyor. Onlara bir kelime öğretmişim, çok mutluyum. Ayşe Hanım, beni kıskandığınız için filozof diyorsunuz dedi. Ayşe Hanım'ın kıskanacak bir şeyini göremiyorum. Hatta biraz fazla konuştuğunu düşünüyorum. Ayşe Hanım şiir mi yazıyor bilmiyorum. Belki de yazıyor olabilir. O yüzden bu kelimeler çıkıyor ağzından. Olabilir yani. Düşünüyorum ben ondan şair olduğunu. Hem şair hem filozof. Kadına bak. Bu arada bir şey içer misiniz? Ben onu sorayım size. Ben kola alayım. Aman içecek siparişlerini doğru al. Dün bir karışıklık oldu. Evet. Dün bir karışıklık oldu. Kola diyordun Şan Hanım. 5 puanı. Ben yorum yapabilir miyim? Bir içecekleri söylesin herkes. Siz kola dediniz. Sizler de söyleyin. Pardon. Soda. Siz? Kola. Kola. Siz? Portakal suyu. Dün içemedi. Bugün portakal suyu. Bakalım kısmet olacak mı size? Yiyenler maskelerini taksınlar rica edeceğim. Ve Nurşen Hanım yorum yapabilir miyim diye mi evet, sordunuz? Evet. Tabii ki buyurun. Üçünden de yediniz ama değil mi? Evet. Yeterli miktarda. Evet. Tamam. Yağlamayı yedim. Evet. Tadı lezzeti güzel ama yanmış. Yanık. Ya. Bak yanık. Bakayım. Ben bak, buradan göremiyorum. Yufka her koku şurası var bak. Yağlamamda yanık yok. Yaparken zaten yanık vardı. Onu ayırdım. Sonra tekrardan bir tane daha açtım. Bir tanesi. Değil. Bir. Mikserin iki. Bak bir. Mikserin iki. Mi? Üç. Bak üç. Nasıl üç tane be? Onu Gökçe'ye i̇şte göstereyim. Bak, bak, ben bir tanesini gördüm. Bak yanık. Bir tane hani. Lezzeti. Bizde niye yok? Benimkinde yok. Bak, sizinkilerde var mı? İyice Zuhal'cim, bir bakın. Zuhal'cim bak. Yanık. Yanık kızın eve oraya geldi. O bir, aslında bak benim. Kabağı beğenmedim. Bak, kabak. Bak. Peynirli kabağı beğenmedim. Beğenmedim. Çünkü çiğ yani pişmemiş. Çiğ kabak. O zaten çiğden oluyor aslında ama birazcık bunu biraz gene de sote, şeyde gezdirdim. Yani sotelemek lazım. Pardon, bu olabilir mi? Gökçe 3 katı yanmış diyor. Bak bir bak, baksana Gökçeciğim Gökçe. Bak 1. Bak Gökçeciğim 2. Bizim benimkinde 2 bak yok. Gökçeciğim. Bende de yok. Bak 3. Bak canım. Yani yok, onlar yoksa, yanık. Yoksa yani bir yanık kokusu geldi. Yoksa şeyi ya, içi öyle malzeme. Öyle çok yanık değildir. Fazla ama pişmiştir. Bak işte yanık. Yani ben yediğim zaman bir yanık kokusu aldım. Ha. O da denk yani geldi bir yanık ona kokusu aldım. Bilmiyorum bana mı denk. Bunu biraz normalde beğenmedim. Kabak zaten normalde yani de çiğ. Beğenmedim.
şeyin çok güzel ve çok da severim. Portakallı kereviz çok severim. Çok hafif, çok güzel. Yeşil elma da var onun. Çok güzel, beğendim. O kısım yanık değil ama aslında bak, ama. Şekerim bak. Yani ben yediğim zaman bir yanık kokusu aldım. Yani o yuvarlak yanık kısmı size denk gelmiş. Evet. Bana denk gelmiş. Dörtte üçü yanmamış. Şimdi benimkinde hiç yanık yok. Şöyle de göstereyim. Bende yanık yok. Sizinkinin bir tanesini bir siyahlık gördüm. Zehra'm sizde var mı yanık yağlamada? Şu var şöyle ama. Bak. Ha. Lezzeti iyi yani. Şey, lezzeti. Başka, ama kadar. Kerevizi başka çok beğendim. Afiyet olsun. Tadı nasıl, yağlamayı beğendiniz güzel, mi? Güzel, lezzeti güzel. Lezzeti güzel. Yağ, kıyması yeterince, kıyması kafi yeterince, miktarda evet. Var mı? Evet, dünkü gibi yani daha fazla kıyması falan, daha sosu falan daha güzel. Daha yağlama gibi geldi. Daha bir yağlamaya daha uygun, evet. Bak yani. Üç kat kaldırdım, hiçbirinde yanık yok. Demek ki yanığı bana getirdi. Kayınvalidenize götürseydiniz neymiş? Bir ucu yanmışsa yanlıştır. Keşke kayınvalidenize verseydiniz de güzel puan verseydim ben de size. Aaa! Kötü puanlar. Onu bilseydi vermezdi zaten. Vermezdi zaten yanık hay olduğunu Allah. Bilseydi. Yani ben onun yanık olduğunu getirmezdi. Kabul etmiyorum. Onları tavada şey yaparken belki hani yapışmış bir şey olabilir. Hani ama yediğim zaman koku aldım. Yanık kokusu aldım. Yanık tadı aldınız mı? Evet. Yediğim zaman yanık tadı aldım. Tava ocaktan kaymıştır. Bir köşesi yanmıştır. Yani yediğim zaman yanık tadı aldım ben. Almasaydım belki. Aa, siz yani yanık tadı aldım yediğim zaman. Senin yanık yenir sevdası güzel olurmuş. Siz dün yarışan kayınvalideydiniz değil mi? Evet canım. Tabii insanın zamanı geçince yanık tadı da alır. Tuzlu tadı da alır. Tuzsuz tadı da alır. Yapacak bir şey yok. Yok olmaz. Ben onu diyorum. Adaletliyim. Bence de. Zaten baştan dedin sen zaten yok, dolu gelmişim diye. Ben yemeğin, ben zaten bugün de dedim puan vereceğim bomba dedim, gibi yemeğin. Gelecek dedim. Hırsını bizden çıkaracak dedim. Ben bugün burada da konuştum. En yüksek puanı siz verdiniz. Ayol evet, sizden mi çıkarsın? Yani en yükseği ben verdim ama ben tahmin ediyordum bomba gibi geleceğini. Ya puanı alışveriş değildir ama zaten. Nasıl istiyorsa öyle verirler. Ben Kayseri yağlamasını çok beğendim. Aa, bitirmiş. Bitirdim bile evet. Afiyet olsun. Kabakçıya geliyor. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Ağzıma atmak da istemiyorum. Tadına da bakmadım. Bakmıyorum. Hayır bakacaksınız. Aslında biraz tavada pişiriyor. Ayşe Hanım tadına bakmadım. Bakmak istemiyorum. Her şeyden yemek zorundasınız. Ayşe Hanım hepsini lütfen. Bitirmişsiniz. Bakıyorum çok beğendiniz herhalde. Evet. Çok beğenmiş ama ondan çok yemek zorundasınız. Ayşe Hanım bizim önümüze gelen her şeyden tatmak tadına. Durumundayız kurallar gereği. Ama lütfen çok kabağınızdan güzel. Yiyin. Ben ilk defa evde tattım. Bugün de bak löp dedim. Peki. Zehra Hanım da o sırada yorumunu tamamlasın. Yağlamayı beğendim yarın dedi. Yarın kendi gününü oynuyor Zuhal Hanım. Aa, ben de. Öyle. Yarın o yarışacak Ayşe Hanım. Yarın kendi gününü oynuyor yani. Ben değil, benim güzelim yarışacak. Senin de yarışıyor. Güzellikler yarışıyor. Yağlama güzel. Sosu, kıvamı, her şeyi güzel. Azıcık benimkinin kenarında yanık var ama yanık kokusu tadı almadım. Sizinki biraz gevremiş gibi. Gevrek, güzel. Evet. Kabak o biraz zaten işte olması gereken odur mutlaka da ben çok çiğ şeyleri sevmediğim için çok lezzetli gelmedi ama kereviz salatasını çok sevdim. Hı-hı. Güzel, ben zaten hep severim, güzel yani. Şimdi dün sırası geçen kayınvalideye yağlamanın yanık kısmı gelmiş, diğer kayınvalidelerde yanık yok, hatta bir tane kayınvalide bitirdi bütün hepsini, herhangi bir sorunu yok ama onun sırası geçtiği için yanık kısmı ona gelmiş. Hatta keşke yanık kısmını kayınvalidene verseydin dedi. Bilseydim verirdim. Ne hikmetse de onu buluyor çünkü sırası geçeni artık bundan sonra bulur. Yarın da benim kayınvalidem bulur yanıklar, tuzlular, tuzsuzlar, yapacak bir şey yok. Genel olarak beğendiler yağlamayı, ona çok sevindim çünkü benim ilk defa yaptığım bir şey. Hiç bildiğim bir şey değil. En azından bunu başardık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.